Ben 1 Haziran diye hatırlıyordum ama 2 Haziran 2010 günü başlamış olduğum Bilecik Valiliği görevinden birkaç gün sonra ayrılacağım. Bu vesileyle bir araya geldik. Sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Müsaadenizle biraz eskilere gideceğim. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devlet demir yollarında çalışan bir babanın oğlu olarak kalabalık bir ailede dünyaya geldim. 13-14 yaşından itibaren çalışmaya başladım. Tatil günlerinde pamuk tarlasında, tatil günlerinde pamuk tarlasında çapa yapma, pamuk toplama, şeker pancarı hasadı gibi işlerde çalıştım. En çok zorlandığım iş patos ve saman işleriydi. Köylüleri tamamı bilir. Fakat fazla itiraz etmeden hangi iş varsa ona koştum. Lise yıllarından itibaren inşaatlarda da çalışmaya başladım. Ben de okuyacağım bari. Hazır gelin de. Kademe tamirhane işçiliği, taş ocağından halinden olmak kaydıyla sürekli çalıştım. 1980 yılında liseyi bitirdim ama üniversite sınavını kazanamayınca yurt dışında bir inşaat şirketinde çalışmaya başladım. Derimin nasır bağladığı, parmaklarımın taşların arasında ezildiği de oldu. Arada kısa molalarda kum yığınlarının üzerinde uyumayı da bilirim ben. Onun için inşaatları gezerken bir köşede uyuyan gariban bir işçiye rastladığımda aslında kendi geçmişimi görürüm, rahatsız etmeden oradan uzaklaşırım. Muhtemelen o günlerin hatırasıdır. Zengin sofralarını pek sevmem. Şantiyedeki işçilerin çayı, bir dilim ekmekle birkaç domates bana daha cazip gelir. Daha sonra aynı şirketin personel servisinde çalıştım. Çok iyi yetişmiş olmasına rağmen düşüncesi nedeniyle işten atılan bir mühendisin teşvikiyle ben de işi bırakıp Türkiye'ye döndüm. Hemen bir dershaneye kayıt yaptırıp 6 aylık sıkı bir çalışma sonucu Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kazandım. Benim hem de liseyi bitirdikten 4 yıl sonra mülkiyeyi kazanmama vesile olan dershaneye ve hocalarıma ömür boyu müteşekkirim. Mülkiyeyi bitirdikten sonra aslında banka müfettişi olmayı düşünüyordum. Ama rahmetli babam ısrarla kaymakam olmamı istedi. Nasip de o yöndeymiş. Kaymakam adayı olarak Diyarbakır'da göreve başladım. Biz mülki idare amirleri bu mesleğe başlarken Türkiye'nin her yerinde devletimiz nereye uygun gördüyse orada çalışmayı peşinen kabul ettik. Görev yaptığımız her yere sanki ilelebet kalacakmışız gibi sahiplendik. O yeri her şeyin merkezi olarak görüp hizmet vermeye çalıştık. Ben de bu minvay üzerine sırasıyla Konya Altınekin, Şanlıurfa Hilvan, Adıyaman, Besni Kaymakamlığı yaptım. 28 Şubat döneminin kızgın günlerinde buradan Ağrı Vali Yardımcılığına gönderildim. Orada da bir müddet İran sınırında Gürbulak sınır kapısında görev yaptım. Sonra Antalya Kaş Kaymakamlığı ve akabinde Ankara Kazan Kaymakamlığı görevlerinde bulundum. 2005 yılının son günlerinde çıkan kararname ile Ağrı valisi olarak atandım. Ağrı'nın fakir ama mağrur halkına gece gündüz demeden hizmet etmeye çalıştım. Şehrin okul, yurt, yol, su ve resmi bina eksiğini kapatabilmek için tüm gücümüzle mücadele edip epeyce yol aldık. Fakirliğin en dip noktasındaki insanlarda gördüğüm sabır, tevekkül ve sükunete hayran kaldım. İçine koyacak hiçbir gıda maddesi kalmadığı için buzdolabının fişini çeken ama yine de şükrü elden bırakmayan aileleri gördüm. Ağrı bana gözyaşının faziletini tekrar tekrar hatırlattı. Buradan Ağrı Dağı'nın Ahmedi Hani Hazretleri'nin diyarındaki kıymetli dostlara selam olsun. Valilikteki ikinci durağım Bolu oldu. Güzel ormanları ve gölleriyle ünlü bu şehirde de 2 yıl görev yaptım. Yaklaşık 4 yıldır bu güzel beldenizde sizlere hizmet etmenin şerefini yaşıyorum. Ben bu şehirde severek çalıştım. Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin at koşturduğu yerlerde dolaşmak, Şeyh Edebali'nin ve Dursun Fakı'nın manevi ikliminde nefes almak elbette güzeldi. Bilecik ülkemizin nüfus ve yüz ölçümü açısından küçük ama önemli ve gelişen biriydi.
200 civarında fabrika, yıllık 1.2 milyar dolar tutarlı ihracatı, mermeri, toprağı, taşı ile değer ifade eden bir şehirdir. Bu küçük ilde son 4 yılda 30'dan fazla fabrika kuruldu veya inşa edildi. OSB'lerden merkeze pek yer kalmadı. Sadece Bozüyük ve pazar yerinde tahsisi hazır sanayi parseli var. İl merkezinde 3. OSB kuruluş dilekçesini bakanlığa verdi. Özel idare, belediye, sanayi ve ticaret ulusu ortaklığında kurulacak. Eğitim ve sağlık alanında yapılacak yatırımlarla problemler tamamen çözülecek. Bu şehir ülkemizin en güvenli şehirlerinden biridir. Hızlı trenin faaliyete geçmesiyle Bilecik farklı bir imkanı kavuşacaktır. Ormanları, baraj ve göletleri, mesire alanlarıyla da güzel bir şehirdir burası. En önemlisi sakin, huzurlu, en ufak bir hizmet karşılığında bile çok değerli teşekkürleriyle çalışanları güzel yönde etkileyen güzel insanların şehridir burası. Eğer bir hizmet yapmaya muvaffak olduysam, bunu tüm vali yardımcısı ve kaymakam meslektaşlarımla, mesai arkadaşlarımla, değerli milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il özel idare çalışanlarımızla yaptım. Tüm bu arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz bu görevleri hükümetlerin takdiriyle gelip aynı yöntemle gidiyoruz. 8 yılı aşkın süredir 3 farklı şehirde bu şerefli görevi ifa ettim. Beni bu göreve layık gördükleri için başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Bakanlar Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Tüm mülki idare amirliği hayatında olduğu gibi valilik döneminde de hukuka ve vicdani kanaatime göre çalıştım. Adaletten şaşmadığımı düşünüyorum. Hiçbir güçlünün hatırına zayıfın hakkını yedirmedim. Kararlarımda olabildiğince şeffaf ve demokrat davrandım. Allah şahittir, mahiyetinde çalışan en alt kademe... Ben de okuyamayacağım. Allah'taki memurların, işçilerin, köylünün hatırını nefsinden yüksekte tuttum. Hizmetlerinin, işlerinin kolayca görülmesi için gayret gösterdim. Buna mukabil parasının ya da makamının büyüklüğünden hareketle haksız talepte bulunan zati namuhteremlere hiç de mütevazi davranmadım. Hak ettikleri cevabı verdim. Bu anlamda kendimi devletin ya da hükümetin valisi olmaktan ziyade halkın valisi olarak gördüm. Doğru bir... Doğru bildiği yoldan gram şaşmayan benim gibi birine 8 yıl valilik yaptıkları için hükümetimize tekrar teşekkür borcum var. Tayinimin niye şimdi çıktığı meselesine gelince, tam bilmiyorum ama kararname 10 Şubat tarihli olsaydı o gün doğum günümdü. 11 Şubat memleketim Maraş'ın Fransız işgalinden kurtuluş günü. Dolayısıyla 12 Şubat Maraş'ın kurtuluş bayramı. 14 Şubat sevgililer günü. Peki 13 Şubat neyin nesidir? Zamanlama gerçekten manidar. İnsan bir tuhaf oluyor. Her neyse. Ben bu güzel şehirden ayrılırken büyük bir gönül huzuru ile gidiyorum. Eğer varsa hakkım herkese helal olsun. Sizlerden de helallik diliyorum. Eğitim camiasına teşekkür etmekle birlikte kızımın okuduğu Anadolu Öğretmen Lisesi'nin idareci ve öğretmenlerine özel şükran borcum var. Oğlumun okuduğu Sevgi Çiçeği İlkokulu'nun kendinden emin, her daim güler yüzlü ve sevgi dolu idareci ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Ayrıca evlendiğimiz günden itibaren benimle diğer diğer dolaşan sevgili eşime, bebekliklerinden itibaren göçmen kuşlara dönen ve aralarında huzur bulduğum çocuklarıma teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, müsaadenizle biraz daha genel konulara değineceğim. Yaklaşık 25 yıldır bütün mülki idare amirleri yurt dışına eğitime gönderilir. Ben de bu kapsamda 1990 yılında İngiltere'ye gittim. Watermount şehrinde bir yıl eğitim gördüm. Şimdi burada şahit olduğumuz bir olayı size özetleyeceğim. 1990 yılı Kasım ayında Muhafazakar Parti'nin büyük kongresi Watermount'da yapıldı.
Margaret Thatcher'ın namı diğer Demir Lady'nin en güçlü olduğu zamanlardı. Kongre günü akşam yemeğinden sonra hatırladığım kadarıyla Çevre Bakanı kendi aracıyla kalacağı otele gitmek istiyor. Bir taksiciden kendisini otele kadar mihmandarlık yapmasını istiyor. Taksici şu kadar pound verirsen olur diyor. Bakan otele vardıklarında vereceğini söylüyor. Taksici ancak peşin verirse götürebileceğini söylüyor. Bakan ben kendim de bulabilirim o zaman diyor. Taksici sen zaten bu halinde araç kullanamazsın çünkü sarhoşsun diyor. Bakan sana ne deyip yola devam ediyor. Taksici polisi arayıp alkollü sürücü ihbarı yapıyor. Lütfen düşünün ve kıyaslayın. Resmi araç yok, koruma yok, koruma yok ama olayın bundan sonrası daha da ilginç. Bir trafik ekibi ihbar edilen aracı hemen bulup durduruyor. Alkol kontrolü yapıldığında durum tespit ediliyor. Polis şahsı alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirip karakola gideceklerini söylüyor. Bakan bu aşamada kendisini tanıtıp gözaltına alamayacaklarını söylüyor. Polislerin cevabı, biz seni bakan olarak değil, alkollü araç kullanan tehlikeli bir sürücü olduğun için gözaltına alıyoruz, oluyor. Sabah kalktığınızda televizyonlardaki bir numaralı haber. Bakanın alkollü araç kullandığı için o gece 5 saat gözaltında kaldığıydı. Bir saat geçmeden bakanın görevinden istifa ettiği haberi geçmeye başladı. Biz bu olayın her aşamasında çok şaşırdık. Ama okula gittiğimizde İngilizlerin bunu gayet doğal karşıladıklarını hayretle gördük. Bir hoca, burada kraliçe hariç herkes trafik kurallarına uymak zorunda. Uymayan cezasına katlanır. Kraliçe de yasal olarak dokunulmasa da sosyal baskı nedeniyle herkesten daha fazla kurallara bağlı yaşar dedi. İnsan gerçekten hayret ediyor. Takip eden günlerde ilin emniyet müdürü bize kendi konularıyla ilgili bilgi vermek için geldi. Ben bu olayla ilgili olarak o ekipteki polislerin ya da kendisinin başına bir iş gelip gelmeyeceğini sordum. Kendinden gayet emin şekilde hiçbir şey olmaz dedi ve devam etti. Bu olay olduğu için bakan istifa etmek zorunda kaldı. Eğer bize bir şey yapılırsa hükümet gider dedi. Gazetelerin hafta sonlarında verdiği bulmacalarda var ya, iki resim arasındaki 8 farkı bulunuz gibi. Tam böyle bir soru. İki ülke arasındaki farkları bulunuz. Cevabı ben söyleyeyim. Bu sayılara dökülemez. Aradaki fark demokrasi ve hukuk devleti farkıdır. Birinci sınıf demokrasi kültürüne sahip ülkelerde herkes eşittir. Eşit hak ve sorumluluklara sahiptir. Bu olayı kimseyi yermek ya da eleştirmek, güncel olaylarla bağlantı kurmak için anlatmadım. Bizim de ülke ve millet olarak birinci sınıf demokrasiyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Sürekli içinde boğuşmak zorunda kaldığımız, bir kısmını gereksiz yere kendimizin ürettiği dertlerimizden kurtuluşun tek yolu demokrasidir. Evrensel hukuk kurallarını sağlayan, demokratik hak ve özgürlükleri garanti altına alan, hiçbir vatandaşımızın etnik kökeni, dini inancı, mezhebi, tarikat, düşüncesi, kılık kıyafeti ve benzeri nedenlerle horlanmadığı, ayrımcılığa tabi tutulmadığı, düşman sayılmadığı ya da yüceltilmediği hukuki düzenlemelerle huzur bulabiliriz. Ülkemizi özgür ve huzurlu insanların yaşadığı, milyarların gıpta ile baktığı özgürlükler ülkesine dönüştürebiliriz. Bu ülke hepimizi yetecek kadar büyüktür ve bu ülke hepimizi mutlu edecek kadar güzeldir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Yüce Allah doğruların yardımcısı olsun. Halil Ebermatman'a Bilecik Valisi. Thank you.